en iddialı tahminleriyle, bilgisi ve tecrübesiyle, kararlı duruşu ve kişiliğiyle, Şükrü Öğütlüoğlu. Evet sevgili bahisseverler, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 21-22 Ağustos Cuma Cumartesi bülteniyle sizlerle birlikteyiz ama Cuma'dan tabii ki sadece UEFA Avrupa Ligi finali Sevilla Inter maçı hakkında kısaca sizlere bilgi vereceğim. Ama canlı yayında olacağız Cuma akşamı yine 21.45'te kanalımızda. Canlı yayına bekliyoruz, bugüne kadar yaptığımız canlı yayınların %80'inde kazandırdığımız gibi bugün de kazandırmayı hedefliyoruz. Hepinizi 21.45'te bekleriz, katıl üyelerimizin yorumlarını açık olarak ama herkese açık olarak sonuçta yayın. Akşam canlı yayında olacağız. Yine Serdar ve Saadettin'le beraber onu söyleyelim ama kısaca fikirlerimi de söyleyeceğim. Öncesinde her zaman hatırlattığımız gibi hala iddia bilir mobil uygulamamızla ilgili sorular alıyoruz. Hem Instagram'dan hem yorumlara yazıyorsunuz. Bu arada yorumlara ve like'ları da artık istemeyeceğim. Çünkü ne kadar istesem de hani son videomuzda o kadar söylememe rağmen baktığımız zaman şöyle hala çok gerektiği kadar şey alamadığımızı görüyorum. Her ne kadar 2 gün boyunca üst üste iyi gitsek de üstüne söylememle bile hani 1000 like'ı bile bulamadık. Yine yapanlardan Allah razı olsun teşekkür ediyorum ama gerçekten bu konuda muzdaribiz yani bir 1000 like'ı geçemiyoruz yani. Neyse onu geçelim. Onun dışında ne diyecekti? İddiabilir uygulamamızdan önce şu tanıtım videomuzu izleyin. Google Play'den nasıl indirebileceğinizi öğrenin ve o uygulamanın amacını bir öğrenin. Daha sonra iOS'cular için de yeni sezonu hazırlıyoruz ama onlar da şu anda bir yerden görebiliyorlar. Yine o videodan izleyebilirsiniz. Tutan kuponları ve maçları her zaman yan tarafta yayınlıyor biliyorsunuz. Yani o video ile bu video arasında kaç? 3 gün mü var? 3 günde 5 kupon mu tutmuş işte? Hepsini yayınlıyoruz her bölümde biliyorsunuz. Yatanları yayınlamıyoruz çünkü zaten ideal kuponlar tuttuğu zaman bir tane ideal bir tane hani iki ideal kupon paylaşıyoruz. Ya biri tutuyor ikincisi yatıyor ya da ikisi birden tutuyor. Ona göre tutan kuponlar zaten yatan kuponların yarısı kadar bile olsa bunun matematiğini daha önce size yapmıştım. Her zaman kazançlı oluyoruz. Ay genelindeki kazancımıza baktığımız zaman kârda olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi onun dışında tabii bizi Instagram'dan takip etmeniz önemli. Taraftarsözlük.org'u yine hatırlatalım. Oradan paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Mutlaka taraftarsözlük.org mail adresinize kaydolup gündemi belirleyen entrylerle oradan yorumlarınızı paylaşabilirsiniz diyelim. Sevilla Inter maçıyla ilgili dediğim gibi burada Cuma günü doğru düzgün maç yok. Yanına koyacak maç yok mesela. Tek maç oynamayı da tavsiye etmiyorum. Ben sonuçta final mücadelesi. Canlıda değerlendirmekte fayda var maçın gidişatına göre. Tabii iki takımı da İzledik daha önceki Manchester United maçındaki Sevilla'nın müthiş performansı. Şimdi ikisinin buraya gelişine baktığımız zaman Inter biraz daha sanki Sevilla'ya göre daha kolay rakiplerle oynadı gibi gücüne göre yani. Yani rakiplerin gücüne göre Inter daha güçlüydü. Formda bir Lukaku var ve tabii yanında Martinez var. İleri ucu çok kuvvetli. Kolay da pozisyon vermiyor Inter. Sevilla da aynı şekilde yine defans kuvvetli bir takım ama ileride yine kreatif oyunculara sahip. Burada ne oynanabilir diye söylediğiniz zaman benim aklımdan geçen skor 1-1 arkadaşlar. Çoğu insanın Inter'in favori olduğunu görüyorum ben. Inter'in favori olduğu söyleniyor. Olabilir, yenebilirdi ama yense bile en fazla 1-2'ye kadar gidecektir. Bu maçla ilgili maçtan önce iki tahmin verebilirim sizlere. Hani bir taraf atsa bile öbür tarafında atacağı ve 1-1 sonuçlanabileceği bir mücadele bekliyorum. En fazla bir tarafa dönse de aynı Sevilla maçında mesela uygulamamızda da yine o şekilde vermiştim ben. Manchester United maçında 2-3 gol tahminimiz gelmişti mesela o şekilde. Yine o şekilde bir maç olacağını düşünüyorum. İlk tercihim hani 1-1 olacağından dolayı ve en fazla 2-1'e döneceğinden dolayı 2-3 gol de tercih edilebilir kuponumuzun birinde. Bir kuponda da karşılıklı gol var tercih edilebilir. Onun da oranı 1.65 iken 1.62'ye düşmüş. Sistemde beraberlik denenebilir. Benim maçla ilgili dediğim gibi fikrim hep 1-1-2-1 civarında. Ona göre yorumlar yapmaya çalışıyorum ama maç sırasında görüyorsunuz. Mesela Bayern Münih Lyon'u 3-0 yendi ama Lyon'un net yakaladığı pozisyonlardan bir tanesini atsa hele 0-0 iken maçın rengi değişebilirdi. Hele o yakaladığı 4-5 net pozisyonun ikisini birden atabilse çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yine Manchester City'nin boş kaleye kaçırdığı golü mesela bilenler bilir izleyenler. Yani maçın içinde çok kaderini değiştiren anlık şeyler olabiliyor. O yüzden tehlikeli bir de final olduğu için böyle aman aman 4-5 gollü diyorum ama ilk dakikadan da bir golle de maç kopabilir. O yüzden final olduğu için çok fazla gol beklemiyorum açıkçası ben. Bunu önceden söylemiş olayım. Cuma günü bunun yanına ne koyabiliriz? Doğru düzgün maç yok Cuma günü baktığımız zaman. Cumartesiden maçlarla birleştirebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Tek maça yüksek girmeyi zaten normalde yüksek girmeyi hiçbir zaman için
önermiyoruz biliyorsunuz ama ha, Cuma'dan da bunun yanında mesela Belçika'da Kortrijk Eupen maçı var mesela. Burada da bir karşılıklı gol var. Belki hani isterseniz tercih edebilirsiniz ama bunlar benim çok güvendiğim tercihler değil yani. Özellikle yüksek basmak için. Zaten bu aralar bu hafta sonunda çok güzel maçlar yok. Yine yüksek basmamanızı tavsiye ediyorum. Yine bir tık daha fazla güvendiğim 2-3 maç var. Onları da belirteceğim. Cumartesi gününden ilk maçımıza geçelim. Saat 16'da Molde kendi sahasında Ots BK'yı ağırlayacak. Yine Molde'yi de uygulamamızda verdiğimiz bir kuponumuzda 2.5 üst olarak değerlendirmiştik. Orada da 5-0 galip gelmişti kupon karşısında. Devler Ligi'nde biliyorsunuz tur atladılar ve 4 gün sonra yani bu Ots BK ile oynadıkları maçtan 4 gün sonra ikinci turda Slovenya'da deplasmana çıkacaklar. Celje diye bir takımla. Ots takımı da baktığımız zaman onları zorlayabilecek güçlü bir rakip biliyorsunuz. Ligde oynadıkları son maçlarda Molde'nin son zamanlarda çok pozisyon verdiğini her zaman biliyoruz ve hep gollerine gidiyoruz biliyorsunuz. Pozisyonlarda verdikleri için karşılıklı gol varımız da kazandırıyor ve 2.5 üstlerimiz de kazandırıyor. Şimdi baktığımız zaman son günlerde bir de arada maça da çıktı. Bu maçtan sonra tekrar maça çıkacak. Yorgunlukları da mutlaka var ve orta sahadan 6 gollü Hussein'in de cezalı olması Molde adına bir handikap tabii. Ots BK dediğim gibi onları zorlayacaktır. Gol de bulacaktır. Molde'nin de golünden şüphem yok. Şimdi 2.5 üstün oranı 1.35. Karşılıklı gol varın oranı da 1.35. Ben karşılıklı gollerle üste gidecek bir mücadele düşündüğüm zaman atıyorum 2-1, 2-2, 3-2 gibi bir maç bekliyorum. Hani direkt üst demiyorum. Çünkü 1.35'i tek başına birinin 3-0, 4-0 yapacağını düşünmediğim için hani karşılıklı gollerle olacağı için 3 gol için 1.35 alacağımızda karşılıklı birer gol geldiğinde 1.35'imizi alırız. Belki ilk yarıdan bile gelebilir diye düşündüğüm için hani üst oyuncakları oynayabilir ama aynı oran olduğunda ben karşılıklı gol var olmasını tercih ediyorum. O yüzden karşılıklı gol var öneriyorum. Dediğim sebeplerden dolayı bir tarafın 3-0, 4-0 üste getirmeyeceğini, karşılıklı gollerle üste gideceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var aldım. Size de bu şekilde öneriyorum. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 2-2, 3-2 civarında bir maç bekliyorum. Yine cumartesinin güvenilen maçlarından biri gibi geliyor bana ama tabii maçta aksilik olur. Sonuçta biz burada tahmin yapmaya çalışıyoruz önceden ama maç içinde o anda neler olabileceğini bilmiyoruz. Bilinçli takipçilerimiz biliyorlar zaten. Siz de yorumlara maçlarla ilgili özellikle Sevilla Inter maçıyla ilgili tercihlerinizi sizlerin de merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Siz neler düşünüyorsunuz bakalım maçlarla ilgili ve cumartesi ile ilgili de yine güvendiğiniz maçları yazarsanız orada etkileşim olur. Aşağıda inmişken like atmak isteyenler atabilirler. Sirius Hammarby mücadelesi İsveç'te saat 16'da oynanacak bu mücadelede. Şimdi Sirius takımına baktığımız zaman hani her takım karşısına kim çıkarsa çıksın kendi normal futbolunu oynamaya çalışan bir takım ve hücumda da zaman zaman etkin olduklarını, üretken olduklarını görebiliyoruz ama maçların sonlarına doğru bazen oyundan düştükleri oluyor mesela son 15-20 dakikada. Bundan dolayı öne geçseler bile bazen çoğu zaman skoru koruyamayabiliyorlar yani. Hammarby'ye baktığımız zaman da tabii Sirius'la kıyasladığımızda onlar da zaten yani ligde bulundukları konum itibariyle de zaten aynı derecede diyebiliriz. Onlar da yine golcü bir takım ve savunmasını kapatamayan bir takım aynı zamanda. Onlar da en son Norrköping deplasmanından galip döndüler. Elfsborg'la kendi evlerinde 2-2 berabere kaldılar ki rakip 10 kişi kaldıktan sonra beraberliği yakaladılar. Burada da karşılıklı gol gelmesi muhtemel gibi geliyor bana. Baktığımız zaman her iki takımın da defanslarında ve orta sahasında birer eksik görünüyor ama yine de gol yönünden sıkıntı yaşamayacaklardır. İki takımın defansında eksik olması da bizim işimize gelecektir diye düşünüyorum. Yine günün diğer güvenilir tercihlerinden biri bana göre karşılıklı gol var olarak değerlendireceğim ben. Sizlere de önerim bu şekilde olacaktır. Özür diliyorum. Dördüncü maçımız. Şimdi ilk iki hafta geçtikten sonra biraz izledik baktık. Tabii belki her takımın maçlarını izleme şansımız yok. Sonradan özetlere de bakıyoruz. Bizi geçen seneden tanıyanlar bilirler. Belçika'da Zulte Waregem bizim takımımızdır. Peşine takılır gideriz atıyorum. Sezon boyunca 34 maç yapıyorsa atıyorum tamamen. Bunun 20 tanesi, 24 tanesi, 25 tanesi üst ve karşılıklı gol var olarak sonuçlanıyor. Neden? Çünkü hani yine kendi futbolundan ödün vermeyen, hücum yapmaya çalışan, geriye düşse bile golünü atmaya çalışan ama bir o kadar defansında açık veren ki bu sene de Zulte Waregem'i yine o şekilde gördük. Defansif sorunları hala var yani çözüm bulamamışlar. Çok fazla pozisyon veriyorlar. Yani şu anda defansif anlamda çok ışık vermediklerini söyleyebiliriz. Belki ilerleyen zamanlarda toparlanacaklardır ama peki bu defansif sorunları Beveren değerlendirebilir mi? Onlar da hani çok iyi bir takım değiller ama onlar da değerlendirebilirler. Sonuçta Zulte Waregem'in defansının arasına ben bile bu halimle koyun yani bir şekilde gelen bir topta bir gol bulabilirim yani. Beveren de yine ilk iki maçta Kortrijk'i deplasmanda yendi mesela. Standart Liège karşısında yenildi ama yine golünü buldu. Zulte Waregem'e de gol atabilir gibi geliyor bana. Zulte'nin baktığımız zaman çok önemli bir sakat cezalı görünmüyor her iki takımda da diyebiliriz.
Bu maçla ilgili tercihim benim üstü de gidebilir. Zultevereghem'in Ender Lig'de yenebileceği takımlardan biri bu. Mesela 2-1-3-1 galip gelebilir ama taraf bazında her zaman kaçıyoruz. Çünkü güven vermiyor Zultevereghem. Dediğim gibi 2-2 bitse de şaşırmam yani. O yüzden 2.5 üst öneriyorum burada. 1.45 gibi de güzel bir oranı var. Katılıyorsanız bunu da Zultevereghem denemelerimizi de bu haftadan itibaren başlayabiliriz diye düşünüyorum. 5. maçımıza geçersek. Yine bugüne kadar bizi hiç yanıltmayan Norveç Ligi'nden Kristiansund takımının maçına değineceğiz. Sarpsborg'la oynuyor onlar da. Saat 19'da oynanacak bu mücadele. En son Molde'yi mağlup etmişti Sarpsborg. Bunun morali motivasyonuyla çıkacak biliyorsunuz mücadeleye. Ve Kristiansund'da özellikle Pellegrino'nun performansından ve attığı gollerden bahsediyoruz bugüne kadar. Hep bahsettik ve hala da devam ediyor. Ve kendi evinde çok daha etkili Kristiansund. Daha çok 3 puanları kendi evinde alıyor. Sarpsborg da Molde'yi de yenmiş olmanın verdiği avantaj da burada. Kristiansund'un zaten hücumda sorunu yok da onlar da defansını çok toparlayabilen takım değil. Kolay pozisyon veriyorlar. Ki defanslarında bir de şüpheli oyuncusu var ilk 11'den. Ama şüpheli genelde oynuyor. Sarpsborg'da çok önemli bir şey yok gibi görünüyor. Dediğim gibi burada da Kristiansund yense bile gol de yiyecektir diye düşünüyorum. 2.5 üst tercihini öne çıkarıyorum burada 1.45'ten. 2-1-3-1 bir Kristiansund galibiyeti gelebilir ama her ihtimale karşı ben gollü de sonuçlanacağını düşündüğüm için 2.5 üst öneriyorum bu maçla ilgili. 1.45 orandan. Tabi Bodo Glimt maçını niye almadım? Çünkü oranı düşük. 1.18 oran vermişler. Handikapta girsem 1.45. Gol yer mi? O da çok pozisyon veriyor son zamanlarda. Yiyebilir de. Ama risk almaya değmez. Hani 1.18 galibiyeti 1.15 2.5 üstü. Belki sistem kuponlarında hani 3.5 üst denenebilir ama bunu bültenime almadım ben oran riski karşılamadığı için. Norveç'ten de başka maç almadım açıkçası. En çok güvendiğim maç bu diye yine aynı fikirdeyseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Düşük misli yapalım ama dediğim gibi çok güven vermiyor. Zaten son 10 gündür falan oldukça iyi gidiyoruz biliyorsunuz. Ya full çekiyoruz ya 1 ya da 2 maçımız çekiyor ama mutlaka alternatif kupon yapanlar her zaman kazanıyorlar. Yorumlarda da bunları belirtiyorlar. Biz de mutlu oluyoruz yardımcı olabiliyorsak. Burada bizim amacımız aman kazandıralım edelim biz süperiziyiz değil biliyorsunuz. Fikirlerimizi söylüyoruz. Siz de baktığınız zaman bağdaşıyorsa aynı fikirdeyseniz değerlendirebiliyorsunuz. Yine Belçika'dan bir diğer maçımız Antwerp Gent'le oynayacak. Şimdi burayla ilgili şöyle basını biraz takip edip araştırmaya çalıştım. Gent 2 hafta üst üste kötü sonuçlar aldığı için teknik direktörüyle hemen yollar ayrılmış ve takımın başına eski Antwerp'in teknik direktörü getirilmiş. Onun dışında baktığımız zaman burada tabii farklı bir motivasyonla oynayacaktır Gent takımı ama Antwerp de sonuçta bunlara karşı koyabilecek güçte bir ekip. Antwerp'in de burada sürpriz yapması muhtemel yani. Direkt o yüzden Gent'in galibiyeti çok güven vermiyor. Antwerp'te Moskron'u birbirle beraber kalmıştı ve Sorkul Brist karşısında 2-1 yenilmişti ama burada Gent'e sorun çıkarabilirler kendi evlerinde. Her ne kadar seyirci avantajı olmasa da defansında da bir tane şüphelisi var Gent'in. Burada Gent gol de yiyecektir diye düşünüyorum ben Antwerp'ten. Yine klasik bir karşılıklı gol var mücadelesi gibi geliyor bana. Yine 1-1 bitebilecek maçlardan biri gibi görünüyor. Aslında 0-2 çifte şansı verecektim ama güvenemedim. Oranlar da sonradan artmaya başlamış. Gent'in gol yemesi yine muhtemeldir. Bir maçta toparlayabileceklerini sanmıyorum. Yenseler bile gol de yiyeceklerdir diye düşündüğüm için karşılıklı gol varı öneriyorum. 1.45 orandan. Bir de aslında Fransa ligleri biliyorsunuz 1. lig 2. lig bu hafta başlıyor. Çok güvenmek istemiyorum. Çok güven ama ikinci alternatif ya da üçüncü alternatif kuponlarınızda yüksek oran denemesi yapabileceğimiz bir maç var. O da şey gibi hani tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi göründüğü için gözüme şöyle anlatacağım. Mesela Lille kendi evinde Rennes takımını konuk edecek. Saat 22'de oynanacak cumartesi günü bu akşam. Biliyorsunuz Lille'de Burak Yılmaz'ı transfer ettiler ve bizim şeyle beraber diğer Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte bizim lejyoner takımımız olmuş oldu ve onların da geçen sene biliyorsunuz skora en çok katkıda bulunan oyuncuları vardı. Osimhen onu da Napoli'ye sattılar. Burak'ı aldılar ama bakalım ilk maçında neler yapacak Burak. Burada ilk maçında, ligin ilk maçında tabii galibiyetle başlamak isteyecektir normal olarak ama Rennes takımının da çok fazla transfer yapıp takımla çok oynadığını hani gördüm araştırmalarım sonunda. Böyle çok takımla oynayıp yeni oyuncular topladığınız zaman tam uyum ilk maçlarda yakalanamayabilir. Lille de bunu değerlendirebilir. O yüzden Lille'den 2-0 ya da 2-1 gibi bir galibiyet bekliyorum ben ama ilk tercihim 2-3 gol olacaktır. Onu söyleyeyim sizlere. Bunun da oranı 1.67. Güvenenler dediğim gibi alternatif kuponlarında yüksek oran hedefledikleri kuponda Lille galibiyeti 2.05'ten değerlendirilebilir ama benim önerim 2-3 gol olacaktır bu maçla ilgili. Riskli mi? Riskli tabii. İlk maçtan ligin ilk başlayan maçlarına biliyorsunuz değinmiyoruz. En az 2-3 hafta bekliyoruz Belçika'yı beklediğimiz gibi. O yüzden burada da
2-3 gol değerlendirilebilir. Dediğim gibi kafanıza yatıyorsa ben cumartesiden bu maçları seçebildim valla. Diğerlerinde ya oran riski karşılamıyordur ya şeydir, tehlikeli görmüşümdür, o yüzden girmemişimdir. Onları söyleyeyim. Bu Sevilla maçını saymazsak kalan cumartesiden 6 maçta en az 5'inin gelmesini hedefliyorum. İnşallah kupon şansımız yanımızda olur. Siz de yorumlara dediğim gibi görüşlerinizi yazarsanız ve like'larınızı gönderirseniz teşekkür ederiz efendim. Cuma akşamı canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.